Anam, 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 anam. Kız Nurten, müştemilat böyleyse köşkün içi nasıl acaba? Nirvan, başlatma şimdi evden. Bak Agah Bey bu sefer beni kapının önüne koyuverecek ha. Kız gelecek işte, daha ne istiyorsun? Telaşlara bir bitsin. Evin biri bir olup razı ederiz bu Nemrut gelini. Merak etme sen. İnşallah. Neredeydiniz ayol? Evin hanımını gördüm babaanne. Manikürcü sandı beni. İyi, neyse siz yerleşiverin artık. Ben sonra yine geleceğim. Hadi selametle, selametle. Manikürcü diyorum, manikürcü. Ne diyeceksin babaanne? Babaanne ne diyecekse bana diyecek. Hadi siz aşağıdaki odalara sığışın. Hadi. Anlat bakalım Neriman Ana. Ne çeviriyorsunuz Nurten ablayla? Evleri yanmış bir de ha. La havle. Düz taban mı bunlar? Ha bana bak Nurten. Bize kız veriyorlar diye buraya yerleşeceklerini zannetmesinler. Yok Agah Bey, olur mu öyle şey? Bir de şey... Fotoğraftan tam çıkartamadım. Benim müstakbel gelinim hangisi? Güzeli tabii. Genci, güzeli, küçüğü. Mor kazaklı olan mı? Yok o büyüğü, hemşire olan o. Ondan olmaz. Onu annesi şey... Sizin gelininiz kırmızılı olan Ceren. Gözleri fıldır fış. Ferfecir olan. Bak Nurten, bu işi sana bıraktım. Sana güvendim. Huyundan suyuna kadar kefil oldun. Şimdi sen o kırmızılı kıza kefilsin. Doğru mu duydum? Başımla beraber efendim. Anaları da huylu herhalde. Heyecanını verelim. Buyursun gelsin. Ne? Hemen mi şimdi mi gelsin çağırıp? Evet Nurten. Buyursun gelsin. Şeniz Hanım parti hazırlıkları yaparken biz de müstakbel dünürümle oturup konuşalım. Biraz kızını anlatsın bakalım. Para da pul da anlaşalım. Şey Agah Bey şimdi ben size şey diyeyim. Ne? Sizin bu müstakbel dünürünüz. Ah Nurten Hanım. Ben de sizi arıyordum. Bu bahçedeki insanlardan haberiniz vardır herhalde. İşinin başına Nurten. Agah'cığım Nurten Hanım'a bir şey sordum. Daha kadın bana cevap vermeden. Nurten Hanım'a misafirleri geliyor. Personel ne zamandan beri evimizde misafir ağırlıyor Agah'cığım? Benim iznimle. Benim toprağımı ağırlıyor Şeniz. Yine şu memleket meselesi. Sırf hemşerin diye bu kadını başımızın tepesine çıkardın. Yetmedi şimdi de misafirler mi geldi? Yarın Filipinliler gelecekti o müştemilata. Filipinliler Moldov. Üç günde bir personel değiştirip duruyorsun. Koskoca müştemilat bomboş duruyor. Ben Nurten Hanım'la konuştum. Birkaç gün işe güce yardım edecekler. Rızamla geldiler, rızamla gidecekler. Sen git, oğlunun partisini hazırlamaya bak. Aa, yeter. Darlama beni ayol. Ben nereden bileyim el alim adamının ne yaptığını? Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum işte. Çağır o Nurten ablayı. Söylesin, evin hanımıyla konuşacağım ben. Aa, geldiğimiz gibi bizi kapının önüne koyduracaksın, ha? O da yetmedi, benim ahiretliğimi işinden edeceksin. Ne sandın sen gelin hanım, ha? El alemin evine yarabbi şükür diyeceğine... ...koskoca Agah Bey'in bakışının hesabını soracaksın. Vay anam vay! Senin burnun böyle dik olacak diye... ...ekmeğimize vesile olan... Nurten ablanı da işinden edeceksin. Allah korusun. Ben hiç öyle şeye sebep olmak ister miyim?
Ya neye sebebiyet vereceksin ha? Kadıncağız bize aracı oldu. Ocak verdi. Dar günümüzde yanımızda oldu. Bize kefil oldu, kefil. Şu yerleştirdiği eve bak bize ha. İlk günden böyle asilik yaparsan bunun hesabını senden mi sorarlar yoksa o gariban Nurten'den mi? Hadi git sor. Evin hanımına sor. Senin beyin niye böyle benim kızlarıma bakıyor diye sor. Sor da pişman et 40 yıllık Nurten ablanı. Ben bugünü yedim, yuttum, sustum. Ama yarın, eğer yarın bir dolap dönsün, gizlediğin, sakladığın bir yalanın ortaya çıksın, canımı ciğerimi sıkacak bir hatanızı göreyim, seni o zaman görürüm Neriman Hanım. Yıkadıktan sonra yama yapmak lazım. Aynen, yamala yamala. Ama böyle yamalı yamalı gezmekten de hiç gocunma, tamam mı Cemre? Şu başımıza gelenler zerre umrunda değil, değil mi senin? Yama kadar, seni manikürcü sanmaları kadar umrunda değil. Evimiz yandı bizim be, evimiz yandı. Anılarımız yandı, çocukluğumuz yandı. En fenası da ne biliyor musun? Kardeşliğimiz yandı. Sen beni sattın, kardeşliğimizi yaktın. Burası uğruna. Al, al, buradayız işte. Ama prensesimiz yine mutlu değil. Niye? Çünkü prensesimizi manikürcü sanmışlar. Buraya hizmetçiliğe gelmemişiz gibi prensesimizi manikürcü sanmışlar. Bak, bak. Göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz. Benim buraya niye geldiğimi hepiniz göreceksiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.